Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamdan ayrılırken dedi ki bana dua eder misin? Hızır aleyhisselam da olur dedi. Bilgiyi insanlara anlatmak için değil, onunla amel etmek için öğren buyurdu. Bilgiyi insanlara anlatmak için değil, onunla amel etmek için öğren. Hızır aleyhisselam devam etti. Faydalı ol, zararlı olma. İnsanlara faydalı ol, zararlı olma. İnsanlara karşı güler yüzlü ol, asık suratlı olma. İnsanlara karşı inatçı olmaktan sakın buyurdu. Boş yere dolaşma, yeryüzünde boş yere dolaşma dedi. Bir tuhaflık olmadan sakın gülme, boş yere gülme. Günah işleyenleri pişmanlık duydukları zamandan sonra ayıplama. Sağ kaldığın müddetçe kendi hataların için ağla. Yani tövbe istiğfar et, hatana, günahına, günahların için ağla. Bugünün işini yarına bırakma dedi. Nasılsa yarın yaparım diye bugün zamanın varken bugünün işini yarına bırakma. Gayretini hedefine yönelt. Kendine bir hedef çiz ve bütün gayretinle o işi yapmak için o hedefe yönelt. Bütün gayretini oraya topla. O işte başarılı olabilmen için kendine bir hedef çizeceksin önce ve sonra da gayret edeceksin. Seni ilgilendirmeyen şeye karışma. Yapacağın şeyi açıktan açığa yap. Yani gizli kapalı, yarım yamalak değil de açıktan açığa yap. Gücün olduğu müddetçe de iyilik yapmaya bak. Hızır aleyhisselam bu nasihatları Musa aleyhisselama nasihat ettikten sonra Musa aleyhisselam ile kucaklaşıp ayrılacağı zaman Musa aleyhisselama dedi ki bana dua eder misin? Benim için dua et dedi. Hazreti Musa aleyhisselam da şöyle buyurdu. Çok güzel öğütler verdin. Allah sana bol nimetler ihsan etsin. Seni rahmetine gark etsin ve seni düşmanlarının şerrinden korusun. Musa aleyhisselam sordu. Gayb ilmine nasıl nail oldun? Hızır aleyhisselama sordu. Yani görünmeyen, bilinmeyen bu ilimlere nasıl nail oldun? Daha önceki konumuzda anlatmıştık. Hızır aleyhisselam bir gemiyi yaralamıştı. Suçsuz, sebepsiz yere, ama Musa aleyhisselam onun sırrını bilmiyordu. Çünkü ileride korsanlar, eşkıyalar bekliyordu ki o her gördüğü yeni gemiyi alıyorlardı bu yetimlerin, gariplerin elinden. Onlar almasın diye gemiyi yaralamıştı. Onun hikmetini Musa aleyhisselam bilmiyordu, Hızır aleyhisselam biliyordu. Daha sonra bir köye inmişlerdi. O köyde bir yıkılmak üzere olan duvarı yapmışlardı. Oysa o köylüler onlara yiyecek içecek vermemişlerdi. Buna rağmen onlara iyilik etmişlerdi. Bunlar işte gayb ilmiydi. Ve yine bir köye, bir kasabaya uğramışlardı. Orada bir çocuğu suçsuz yere, haksız yere bir çocuğu seçmiş içinden ve çocuğu öldürmüşlerdi. Ve bu ilimlerin aslını, sırrını Musa aleyhisselam bilmiyordu. Ama Hızır aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle biliyordu. Yine Musa aleyhisselam sordu. Gayb ilmine nasıl nail oldun? Hızır aleyhisselam cevap verdi. Allah için günahları terk ederek gayb ilmine kavuştum diye cevap verdi. Musa aleyhisselam yine sordu. Sana uzun ömür verilmesinin sebebi nedir? Hızır aleyhisselam buyurdu ki Lehv-i Mahfuz'da ilahi hikmet ve takdiri okurken orada son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin inecek olan Fatiha şerifesini, Fatiha suresini gördüm. Ona aşık oldum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak için dua ettim. Duam kabul edildi.
o yüce Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine Cenab-ı Allah bana Ab-ı Hayat suyundan içmeyi nasip etti diye cevap verdi Musa aleyhisselama. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamın makamına özendi. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak için Cenab-ı Allah'a dua etti. Ellerini açtı. Ya Rabbi, bana verdiğin levhlerde, yani Tevrat'ın sahifelerinde şefaat eden ve şefaatleri makbul bir ümmet görüyorum. Onları benim ümmetim eyle diye dua etti. Cenab-ı Allah buyurdu ki, onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Musa aleyhisselam tekrar, ya Rabbi, bana verdiğin levhlerde, yani Tevrat'ın sayfelerinde kıldıkları 5 vakit namaz günahlarına kefaret olacak olan bir ümmet görüyorum. Onları benim ümmetim eyle. Cenab-ı Allah, onlar Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir diye buyurdu. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, lehlerde, yani Tevrat'ın sayfelerinde dalalet ehlini, hatta kör deccalı bile katleden bir ümmet görüyorum. Onları benim ümmetim eyle. Cenab-ı Allah, onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir diye buyurdu. Musa aleyhisselam yine, ya Rabbi, lehlerde, yani Tevrat'ın sayfelerinde görüyorum ki su ile hem abdest alırlar hem de toprakla taharet yapan bir ümmet görüyorum. Hem su ile hem de toprakla, hem taharet yapan hem abdest alan, yani teyemmüm yapan bir ümmet görüyorum. Onları benim ümmetim eyle. Cenab-ı Allah, onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir diye buyurdu. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, bana verdiğin Tevrat'ta sadakaları hem alan hem yiyebilen bir ümmet görüyorum. Halbuki daha önceki ümmetler sadakaları alırdı, yiyemezdi. Sadakaları yakarlardı önceden. Onları benim ümmetim eyle diye buyurdu, dua etti. Cenab-ı Allah, onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir diye buyurdu. Musa aleyhisselam yine, ya Rabbi, bana verdiğin Tevrat'ın sayfelerinde görüyorum ki onlardan biri bir iyilik işlemeye niyetlenseler, fakat herhangi bir sebeple yapmamış olsa bile ona bir ecir veriliyor. Eğer niyetlendiği bu iyiliği bizzat ve fiilen işleyebilirse karşılığında en az 10 mislinden başlamak üzere 70 ve 700 misline kadar, hatta bundan da daha fazla 7000 veya 70000 ecir alabilir. Buna karşılık eğer birisi bir kötülük işlemeyi kasteder ve sonra işlemezse günahı terk ettiği için kendisine sevap yazılır. Kastettiği o kötülüğü bizzat işlediği takdirde ise ancak bir günah yazılır. Yani misli misline, ya Rabbi, sen onları benim ümmetim eyle diye dua etti Cenab-ı Allah. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir diye buyurdu. Yine Musa aleyhisselam, ya Rabbi, bana verdiğin levhlerde, yani Tevrat'ın sayfalarında öyle bir ümmet görüyorum ki onlardan 70000 fertten daha çoğu sorgusuz sualsiz cennete giriyor. Onları benim ümmetim eyle. Cenab-ı Allah, onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir dedi. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, Tevrat'ta iyiliği emredip kötülüğü men eden bir ümmet, ümmetlerin en hayırlısı olan bir ümmet görüyorum. Onları benim ümmetim eyle. Cenab-ı Allah, onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir dedi. Yine Musa aleyhisselam, ya Rabbi, lehlerde, yani Tevrat'ın sayfalarında yeryüzüne geliş itibariyle sonuncu oldukları halde kıyamet günü ümmetlerin en hayırlısı olarak en başta giden bir ümmet görüyorum. Onları benim ümmetim eyle. Cenab-ı Allah buyurdu ki, onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir.
Yine Musa Aleyhisselam, ya Rabbi, bana verdiğin Tevrat'ta öyle bir ümmet görüyorum ki kendilerine inmiş olan ilahi kelamı hem ezberliyorlar, ezbere okuyorlar, hem de yazısına bakarak yüzden okuyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i hem ezberliyorlar, ezbere okuyorlar, hem de yüzüne bakarak yüzden okuyorlar ve ahkamı ile de amel ediyorlar. Onları benim ümmetim eyle. Cenab-ı Allah onlar dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir buyurdu. Bütün bunlardan sonra Musa aleyhisselam ümmeti merhumenin büyüklüğü karşısında, yani ümmeti Muhammed'in, yani biz ümmetlerin, Resulullah'ın ümmeti olan kıyamete kadar gelecek, ona hakiki ümmet olabilen ümmetlerin karşısında, büyüklüğü karşısında şu temennide bulundu. Estağfirullah. Allahümme ec'alni min ümmeti Muhammed'in. Ya Rabbi, beni ümmeti Muhammed'den eyle diye buyurdu. Cenab-ı Allah, ey Musa dedi, ben seni risaletimle, yani sana peygamberlik vermekle ve sözlerimle Tur Dağı'nda seninle konuşmam ve sana kitap vermemle seni insanların başına seçtim. Sana verdiğim nimetleri al ve haline şükredenlerden ol diye vahyetti. Hızır Aleyhisselam'ın gizemli hayatı dünya malı ve mülkünden uzak geçmektedir. O dünya malına hiç önem vermedi. Hızır Aleyhisselam'ın bu kadar dünyada kalması ve Cenab-ı Allah'ın kendisine abı hayatı nasip etmesi ve Hızır Aleyhisselam'ın kıyamete yakın bir zamana kadar yaşayacak olması onu hiçbir zaman mal sahibi olmaya sevk etmemiş. Ve asla Hızır Aleyhisselam'ın içine dünya ve mal sevgisi girmemiştir. Bütün onun bütün arzusu Cenab-ı Allah'a layıkıyla ibadet etmektir. İnsanlığın insanlığın hidayeti için Cenab-ı Allah'a yalvarmak, dua etmek ve Cenab-ı Allah'ın ilmi ledünlü ile kendisine vermiş olduğu vazifeleri yerine getirmektir. Bir ara yapmış olduğu bir kulübe ile sahrada dikmiş olduğu bir ağaçtan dolayı başına neler geldi, neler. Hızır Aleyhisselam deniz kenarında gölgelenmek ve içinde ibadet etmek için kendisine kulübe yapmıştı. Bu kulübede ibadet ediyordu. Sahraya çıktığı zaman güneşten korunmak ve gölgesinde rahat rahat ibadet etmek için bir de ağaç dikmişti kulübenin yanına, deniz kenarına. Asırlarca yaşayan o büyük insan